Ay pardon. Selam, yepyeni bir gün ama bugün çok kötü uyandım. Bugün çok kötüydüm gerçekten. Hala daha çok kötüyüm. Gün bitmedi zaten. Sabitleyeceğim ve kim geldi? Kocam geldi çünkü bana dayanamadı. Benim kötülüğüme dayanamadı. Beni yalnız bırakmak istemedi. Onun iş saatine göre çok erken bir saatte geldi. Sağ olsun, var olsun. Sever beni kendisi. Ay çok kötüyüm. Sabah nasıl uyandım? Nasıl tahmin et? Yatak zangıl zıngıl titriyordu. Fırladım, deprem oluyor diye bağırmaya başladım. Tabii ki bir önceki videoda söylediğim inşaat yıkımı hala devam ettiği için bir hastane yıkıyorlar çünkü. Hastaneleri yıkmak zor ve meşakkatli oluyormuş. Ama bu evin bu kadar sallanması normal mi bilmiyorum. Gittim belediyeyi aradım. Belediye beni zabıta birimlerine bağladı. İmardan birisini göndereceğiz falan filan. Cerçut onu arıyorum. Bir şey olur mu? Bunu arıyorum. Bir şey olur mu? Korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ondan sonra efendim kocam, niye baktın kocam? Telefonu al. Ya gitme kal. Çıkalım, ben gidiyorum. Bir işim vardı. Vallahi gidemezsin. Çok kötüyüm. Ondan sonra uykusuzum. Deniz'le konuştum. Bu zorlu süreci Deniz'le atlatmaya çalıştım görüntülü de. Sonra bir uyku bastırdı. Neyse kapattım. Deno'ya dedim ki biraz uyuyayım kanki dedim. Kapattım. Ondan sonra binanın yan yattığını hissettim neredeyse. Tamam şu an abartıyorum ama çok kötü sallandı. Evet. Ondan sonra ben sıçradım, ağladım, annemi aradım. Annem de işte teselli etti beni falan derken Eren'i aradım. Eren dedi ki tamam dedi, geliyorum dedi. O anları çekmeyi çok isterdim mesela. Sallandığı an çekmeyi çok isterim ama gerçekten psikolojim çok kötüydü. Çünkü saliselik olarak bina yıkımını unutuyorsunuz ve deprem oluyor sanıyorsunuz. Saliselik olarak ve o korku, o içe düşen sıcaklık çok kötü ya. Gerçekten Allah'ım korusun hepimizi. Yani yaşatmasın bir daha, kimseye göstermesin. Şimdi Erom geldi. Geldi. Ama tok gelmiş. O da şundanki sebep. Saat erken bir saatte geldiği için öğle yemeğini yeni yemiş. Ay ben böyle esniyorum ama çok özür dilerim ya. Vallahi bir ağırlık var üzerimde. Eren diyor ki sana diyor nazar değdi. Diyorum ki bana niye nazar değdir? Her neyse. Okuyabilir mi? Biliyor musun? Okuyacağın şey ne biliyor musun? 3 felak, 3 naz, istersen ihlas 3 tane, elham, ayetel kürsü. Bunlar nazar duası yerine geçen şeyler. Buradan da söylemiş olayım. Yani bilmiyorum, iddia etmiyorum. Yıllardır. Sen beni etkiliyorsun şu an, biliyor musun? Etkilerim. İddia etmiyorum. Yıllardır dedem, anneannem, annem falan bu şekilde okuyor. Her neyse. Şimdi Eren'in karnında sallandık, gördün mü? Görmedim aşkım. Yani hissettin mi? Hayır. Sallanmasak da ben sürekli sallandık gibi hissediyorum galiba. Ya yemek falan yenmeyecek yani şu anda, onu anlatmaya çalışıyorum. Böyle yeni bir günlük vlog başlatmak istedim. Bu arada biraz da başım ağrıdığı için mentol tuşum. Mentol taşım yanımda. Şöyle şu şekilde şakaklarımı falan alnıma uyguluyorum masaj yapa yapa. Instagram'da ben bunu göstermiştim aldım diye. İşe yarıyor mu diye çok sorun oluyor. Anlık bir rahatlatma söz konusu. Ama ağrıyı şak diye kesmesi zaten mümkün değil. Böyle uyguluyorum. Birazcık rahatlıyorum. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bak ben gene konuştukça konuşmamdan sallanıyorum. El sallanıyor sanıyorum. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. Hep beraber görelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum ve şimdiden söylüyorum ki eğer hala kanalıma abone değilsen abone olmayı ve videoyu beğenirsen de beğene tıklamayı unutma. Seni çok seviyorum. İyi seyirler. Ve... büyük gün geldi. İşte o gün bugün. Resmen o gün bugün. Biz evden çıkıyoruz. Hazırlandım. Eren de şu an hazır gibi. Evden çıkıyoruz. Ve resmen batarya almaya gidiyoruz. Evet, kameramı yeni batarya almaya gidiyoruz. Kocam tuvalete de gözlükle giriyor çünkü gerçekten. Harbiden lan, gözlükle. Neyse çıkalım biz, arabada görüşürüz. Evet, dışarı çıktık.
çekiyorsa. Ay, hadi gidelim. Ve ben yine bu bataklığa düştüm. Batarya almadan önce geldim ve tabii ki ne aldım? Tişört aldım, çok güzel. Ama bunu sürpriz bir isme aldım. Bunu kendime almadım. İnşallah beğenir. Kendime de, şimdi eve dönmeyeceğim için evde gösteremeyeceğim, böyle Tom ve Jerry'li çok tatlı bir tişört. Bir de şu, yine tamamen tartların üstünde düşündüğüm beyaz bir uzun tişört aldım. Ve üstümdeki sarı tişört de buradan zaten. Bak hemen gösteriyorum. Burada. Burada giymedim. Evden böyle çıkmıştım zaten. Göstereyim. Bak boyuna taytlarla falan ne kadar iyi oluyor. Gerçekten çok güzel duruyorlar. Hepsi buradan. Tişörtlerimin hepsi buradan. Şimdi öyle bir şey, sivitler gelmiş ki. Bu arada bu taytın ben grisini de alacağım. Dünyanın en rahat taytı. Ben hayatımı bu kadar rahat. Ben bir tane de tayt alayım. Biz yola çıktık ama bir trafik var. Ya. Benim maskem niye burada peki? Ayrılamıyorum dışarıda maskemden. Bir trafik var ve hep böyle otobüs, kamyon, minibüs. Mükemmel. Çünkü şey. Paralı yol, onlar burayı kullanıyor genelde değil mi? Ya şeyde de var, E5'te de var da bu kadar yok ama. Ya burayı daha çok kullanıyorlar çünkü aynen. Gidecekleri bu arada yeri, E5'te daha çok trafik var ama. Paralı yoldan kullanıyorlar evet. Ama burada da çok güzel trafik var. Radyoyu kapatalım. Çok güzel. Çok güzel evet yani evet, çok fazla çok anlamında. Güzel, çok seviyorum onu. Her neyse ben şimdi evden apar topar çıktım. Sonra gene Yakamoz Butik'e gittim benim. Yani evimizin tişörtçüsü artık burada ailemizin tişörtçüsü butiği gibi bir şey oldu. Çünkü gerçekten çok güzel. Bak üstümdeki tişört de oradan. Söyledim zaten. Her neyse oraya gittik. Oradan çıktık. Şimdi yedek batarya almaya gidiyoruz. Batarya'da şeyde, neresi orası? Beykent, Beylikdüzü'nde. Değil mi? Evet. Büyükçekmece'de. Parla Vista mı, Perla Vista mı? Perla Vista. Perla Vista. Yıllarımın geçtiği AVM. Onu da zor söylesinler diye herhalde. Yo, Perla Vista. Perla da Vista baby. Hasta Vista baby. Gerçi öyle. Her neyse oraya gidiyoruz. Batarya orada olduğu için dün de Betüşler'le konuşunca böyle böyle deyince gelmişken bize de bir kahve içeriz dedi. Zaten söyledim galiba. Bir önceki videomda. Aynen. Her videoda aynı şeyi konuşmasam çok iyi olacak galiba. Kesinlikle ya. Sen çok aynen. Çok konuşuyorsun. Gerçekten mi? Şaka yapıyorum. Sen konuş, ben her zaman dinlerim. İşte şimdi yollardayız. Yolumuz uzun. Ara ara görüşürüz belki. Sen de bizimle bu trafiği çek istiyorum çünkü. Böyle ojelerimi falan göstereyim. Neden öyle diyorsun? Nasıl, ne diyorum? Sen de bu trafiği için. Bu arada Betül'ün tokası o gece bizde unutmuş o gün. Şimdi götürüyor musun? Götürmüyorum. Kolumdan ayırmıyorum onu. Bütün gün saçımda bu vardı. Bu arada ev bir sallanıyor. Bak Eren de gördü, şahit oldu. Nasıl ya sallanıyor? Sallanıyor çünkü iş makineleri her orayı yıktığında. Ama nasıl sallanıyor? Bak ses dalgası var ya. Ses geçen bir patlama olmuştu yabancı bir ülkede. Hı hı. Ama şu an telaffuz edemiyorum. Mesela orada patlama olduğu için nasıl böyle bir ses dalgası yayıldı orada? Bana da unutturdun orayı. Nereyi? Oranın adını bana da unutturdun şu an. Patlama olan yerin adını. Ya boşver neyse. Şimdi Beyrut. Ha, beyin error vermesin şimdi. Amca burnunu karıştırma. Burnunu karıştırma. Yapmayın trafikte şunu. He? Ama zevkli oluyordur ha. Acaba ses dalgası değil. Bence o kepçeyi koyuyor, o bütün betonlar yere düşüyor, o sarsıyor bence. Titreşim mi yapıyor yoksa? Ama öyle böyle değil. Bir ara bina yan yatıyordu ya. Her neyse. Öyle işte. Biraz da o yüzden evden çıkmak istedim. Çünkü saat bu saat hala daha devam ediyorlar. Belediyeden de geri dönen olmadı. Öyle. Görüşürüz gittiğimizde. Artık videolarım yarım kalmayacak. Şabataryan bitiyor. İşte devam edemeyeceğim demeyeceğim Allah'ın izniyle. Görüşürüz. Biz evden çıktığımızda ortalık güllük güneşlikti. Güneş vardı, karardı hava. Şu an gece saat 1. Hala biraz yoldayız daha sağa çekip ya. Yatacağız. O kadar çok trafik vardı ki bugün ve bugün ne? Pazartesi. Hayırdır ya? Herkes bizim çıkacağımız günde çıkıyor be abi. Ama yok, ben Beylikdüzü'nde otururken de mesela. Hayır şimdi sebebi ne biliyor musun? Ben sana sebebini söyleyeyim. Anlat hadi bize sebebini. Koronadan dolayı insanlar toplu taşımaya binmiyor artık, arabalarıyla işe gidip geldiği için. Araba sayısı fazla olduğu için, yollar da çok küçük olduğu için. Aşkım. İnsanlar trafik. Aşkım. Bundan dönelim.
yıl öncesine. Aşkım ben Kavalıyo'dan bahsediyorum. He ben bilmiyorum. Biz E5'i kullanıyorduk gidip gelirken. Ya ben E5'i kullanmıyorum. Bize parası olan paralı yolu kullanıyor. Ne yapacaksın Eren yani işte. Yoktu benim o zamanlar param. Hala yok gerçi. Sağ Allah senden razı olsun. Neyse yoldayız. Biz öyle bir güncelleyeyim dedim. Şöyle havanın nasıl karardığını gösteriyorum ama. Neden bu kadar, burada bu kadar aydınlık duruyor normalde? Hiçbir şey kendi gözündeki gördüğü gibi görmüyor. Kamera. Şöyle yapsam. Ha bak şimdi. Bak böyle görüyorum normalde. Neyse görüşürüz. Hazır mısın? Dırırırım. Elimde bir batarya. Allah'ım sana şükürler olsun. Bu arada adam böyle bayağı poşetten moşette sarıp şey yapmış. Çok tatlı birisi de zaten. Teşekkür ediyoruz. Çok ucuza gerçekten yıllardır beklediğim şeye kavuştum. Şimdi rotamız Betüşlere. Ve en sevdiğim yerdeyiz. Betüşlere geldik. Betüş'cüm sağ olsun. Biraz morali bozuk. Evet. Süpürgeye. Biz geldik diye. Evet neden geldiniz? Yok yok. Bir markayla bir problem yaşıyorlardı şu an. Evinde kullandığı bir şeyle ilgili. Kendi vlogunda zaten anlatıyor. İzlersin orada. Şimdi bize meyve doğuruyor. Meyve yiyeceğiz. Daha kek yiyeceğiz. Patates kek mi yiyeceğiz? Bir daha bana hiçbir şey yapma demeyeceksin. Bir daha bana hiçbir şey yapma demeyeceksin. Hiçbir şey yapmadım ya. İptal etmesin. Ben zaten hiçbir şey yapamadım. Biz zaten öyle habersizdik yani. Haberli de gelmedik. Burada bir işimiz vardı. Onu hala hallettik. Çok yakın olunca buraya geldik. Keşke her gün burada işimiz olsa. Değil mi? İnşallah her gün işimiz çıkar buraya. Kesinlikle. Çok tatlı bu ya. Bu var ya bu çok tatlı. Bir araba almam lazım. Ne yapalım? Kalalım. Nasıl Eren şey gibi. Zaten Allah'ın şey gideceğiz. Bana ne oldu? Aklımı çeliyorsun kanki. Bilmiyorum ki yok ya. Yani. Hafta sonu muhabbet oluyor. Kalmaz ki. Yalvarsam kalmaz. Kalmaz ya. O gitsin eve. Güzel bir fikir ürettim mesela. Aynen öyle. Şimdi Betüş'ün balkonu o kadar güzel olmuş ki izlediniz video değil mi? Orada gösteriyor şöyle ışıklar. Bu koltuk çok mantıklı ve aşırı rahatmış gerçekten. Şurada da şöyle ledleri var. Ya sen bir çık. Böyle ledleri var burada. Şurada bir parazit oldu şu an. Seni doğrarım. Sıfır tuşu yok burada. İçeri git. Var var Eren merak etme var. Tunca geldiğimizden beri Eren'e yürüyor. Bak ben sıfıra basıyor. Bas. Betü burada bassan ne olur. Nereye basıyor? Sıfıra basıyor kanka geri. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Ben orada mesela bir şey sorduğumda Tunca hep sıfıra basıyor. Operatör ulaşılamıyor diye. Espri de bayatladı artık. Yani. Bu da yeni espri bulsun. Ya çok saçma her defasında gülüyorum. Sen güldüğün için yapıyor. Gülme bir daha gülmeyeceğim. Aynen. Neyse biz geldik işte şimdi oturacağız. Biraz muhabbet edelim. Artık aynen, kamerayı bırakıyorum. Baktıktan sonra buraya geleceğim biliyorsun değil mi? Hayır. Peki. Salonda oturur musun tekrar? Otururum. Şu can sen bir şeyler söyleyin de. Tunca candır can. Takıldığına bak. Adamın mizahı böyle. Öyle olmasa zaten çok sıkıcı birisi olurdu bence Tunca. Hayat goy goy yapınca güzel, boş ver. Trafik oluyor ki gerçekten yani beni bono sen Eren 11'de işe gidiyorsun. 11'de. Biz şu an eve gidiyoruz da sabah ben tekrar geleceğim. Eren diyor ki gelemeyeceksin, getirmeyeceğim diyor. Burada da söyle, getirmiyor musun? Gel. Gel. Bir daha Tunca'nın yüzünü çok göremezsin. Hadi hani az önceki gibi hadi. Yani. Bir şey hadi. Diyeceğim. Bir daha Tunca'nın yüzünü göremezsin. Her ne kadar Tunca istemiyor da olsa. Betü sence gelecek miyim kanki? Getirir ya kıyamaz. Bizi seviyor çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben madem seni sabah getireceğim. Kal burada ben gideyim. Daha güzel bir teklif bence bu. Yok bu bana uymuyor şu an. Mantıklı aslında. Hayır laf ağızdan bir kere çıkar. Ben kendime güvenmiyorum sabah kalkmadan. Ben seni kaldırırım. Sen hiç merak etme. Kanka gideceğim de iş yerim burada değil ki. Sen şu an boşuna. Sen şu an boşuna uğraşıyorsun. Şu an gerçekten boşuna uğraşıyorsun. Tamam sen ben iddiaya gir. Getir. Sen şu iddiaya girer misin benimle artık? Tamam. İddiaya mı giriyorum? Tamam boş ver. Neye? Nesine? Ne istiyorsa iki tarafta. Tamam şimdi ben düşünemiyorum. Karar veremiyorum. Daha sonra yani bilmiyorum. Kazandım mı söyleyeceğim. Aynen öyle ben de. Bencesi.
Bence şey biliyorsun. Roket takımı gibi. Aynen. Cebi aynen. Geliyormuş. Roket takımı her zaman. Biz artık gidelim. Ben sabah geleceğim zaten, görürüz. Bak, yıkılan hastane ve benim evimin sallanmasına sebep olan yer. Daha çok var. Ay, çok kötü gözüküyor. Gerçekten çok kötü. Bu ev, bunun yüzünden benim evim zıngıl zıngıl titriyor. Evet, evimize geldik. Yine bir ayrılık anı yaşandı. Canımız sıkıldı. Üstümü başımı çıkarıp yatağıma giriyorum. Çünkü yarın inşaat başlayana kadar güzelce uyuyayım. Abla hangi kanal? Götürüyor musun beni yarın Betüşlere? Götürmüyor musun? He? Aşkım bakarız, değerlendiririz. Niye böyle yapıyorsun? Götürmüyor musun? Niye zorlama? Tamam, ben seni zorlamayacağım. Eğer sabah sen bak alarmını kur, uyanabiliyorsan götür. Uyanamazsan sıkıntı değil. Yok, ya sonuçta yok. Eren de çalışan bir adam yani. Hayır, sıkıntı yok. Ben biliyor musun aşkım böyle şeyleri? Ben senden bir şey ne şey yapalım ne şey yapalım. Biliyorum. Yarınki duruma bağlı. Yarın toplantı. Ben sana diyorum ki. Toplantı olabilir, olmayabilir. Ben sana diyorum ki bakarsın uyanabiliyor. Ben sana uyandırmayacağım. Uyanabilirsem götürebilecek durumda olursa götürürsün, yoksa götürmezsin. Tamam. Tamam, bu beni üzer biraz götürmemiş olman ama sonuçta Allah sağlık saat verdiği sürece Betüşlerle de görüşebiliriz. Neyse, hemen tişörtlerimi yıkamaya, kendi üstüm başımı yıkamaya atıyorum. Güzelce uyuyorum. Rabbim izin verirse yarın sallanan evimde görüşürüz. Gördün değil mi hastaneyi? Çok fena ve daha bizim bitişiğimize yaklaşmamış bile. Yeni bir günden tekrar selam, sallanan, yine sallandığımız bir günden. Gerçekten psikolojim alt üst. Böyleyim evde. Sürekli hakikaten çok sallanıyor. Yani şu çiçeğim gerçekten hiç sallanmadığı kadar sallandı. Bak böyle oluyor. Bak. Çiçek böyle oluyor yani. Benim zıplamamla birlikte çiçek de bu hale geliyor. Gerçekten çok kötü. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben gene kameramı sabitlemek istiyorum. Çünkü elim kolum sığmıyor benim. Arka dağınıklık için özür dilerim. Sabahtan beri orada kendime gelmeye çalışıyorum. Sonra geldim, kalktım, mutfağımı falan topladım. Neyse, Deno'larla biz zaten yıllar yılı tanışıyoruz ve yıllar yılı birbirimize gidip geliyoruz, kalıyoruz, ediyoruz bilmem ne. Ama birkaç kişi bir şeye takılmış. Gerek Betül'ün videosunun altında olsun, gerek benim videomun altında olsun. Hangi ara bu kadar samimi olduğunuzda birbirinizde yatıya kalabiliyorsunuz. İşte çok muhabbet tez ayrılık getirir. Evet doğru, evet haklısınız. Evet güven problemi çok fazla yaşıyoruz günümüzde. Ama artık yaşımızın da getirmiş olduğu bir şeyden dolayı insanları gerçekten çok rahatlıkla analiz edip, gözlemleyebilip ona göre hareket ediyorsunuz. Bunu söyleyeyim. Betül ve Tunca benim, Eren'in, hatta ekrandan görmüş olmasına rağmen benim ailemin gözlemlediği kadarıyla ki benim hissettiğim zarar gelecek insanlar değil. Ha onlar bizden zarar gelebileceğini bilemem. Ama demek ki biz birbirimize o güveni, o samimiyeti yansıtabilmişiz ki gönül rahatlığıyla birbirimizin evlerinde gözlerimizi kapatabiliyoruz. Bu kadar. Hani bunları siz düşünmeyin. Biz zaten bunları bu kamera arkasında düşünüyoruz. Bunu söylemek istedim. O yorumları yazan kişilere, seninle bir alakası yok. Şimdi ben kendime çok büyük bir kötülük yaptım. Ben gerçekten kendime çok kötü bir kötülük yaptım. Bunu niye yaptım bilmiyorum. Ama ya kaç gündür o kadar çok canım çekiyor ki kendimi tuta bir hal oldum. Artık bugün ver yansın yaptım ve kendime burger söyledim. Evet hamburger söyledim. O kadar uzun zamandır yemiyorum ki zaten gidip yemem mümkün değil. Bir
Burger King'in, McDonald's'a bir yere gidip oturup yemem mümkün değil. Ben de artık gerçekten çok uzun zamandır istiyorum. Yani canım çekiyor istiyorum derken böyle bir olsa da yesek diyorum. Ama kendimi hep durduruyordum. Artık bugün dedim şöyle kendime bir şölen yapayım. Eren'e söyledim. Normalde hani sen de istiyorsan geldiğinde birlikte yeriz diye. O köfte yiyecekmiş. O yüzden Ero'ya akşam köfte yapacağız. Yanına patates püresi, pilav bir şey yaparım. Ama ben saat şu anda 3.30-4 falan. Kendime hamburger söyledim. Eğer hamileysen ve beni izliyorsan lütfen videoyu burada kapat. Çünkü canının çekmesini istemem. Hadi video devam etsin. Hamburger buraya gelsin. Çok heyecanlıyım. Ve o an çattı geldi. Bu arada sabahtan beri bekliyorum. Gerçekten çok salak insanlar var. Sabahtan beri bangır bangır bir yerden müzik sesi geliyor. Nereden bilmiyorum. Hem burada çok ses karışacak. Zaten dışarıda yeterince korna morna sesi var. Duyduğun gibi. Bir de üstüne müzik sesi. Ayrıca ne? Maalesef YouTube müzikleri algıladığı zaman telif yiyoruz. Yani buna ne gerek var? Onu bekliyorum. Her şey soğudu. Neyse. Kola söyledim. Hamburger söylüyorum ama kolayı şekersiz söylüyorum. Şimdi ben hamburgerimi falan açayım. Patateslerimi ayarlayayım. Ondan sonra yorum okuyalım birazcık. Mukbang. Evet. Mukbang. Bazıları mukbang diyor ama benim için mukbang yani. Hemen gelen ilk yorumla yani en son gelen yorumla başlıyorum. Hande abla tefal tencere setinden memnun musun? Cheese granit yerine almak istiyordum. Ama sapı çıkması kullanışlı mı? Cevap verirsen sevinirim demiş Semiz arkadaşım. Bu arada bak güzel denk geldi. Hakkında konuşabilirim. Çok memnunum. İkili set şeklinde. Bir tanesi daha tavamsı. Başka video vloglarda muhakkak gösteririm. Bir tanesi daha derin. O bir önceki vlogda Betüller'in geldiği gün bulgur pilavımı yaptım. Büyük olan bir de onun küçüğü var. Sapının çıkması aşırı kullanışlı. Çünkü şöyle bir şey söyleyeceğim. Fırına atabiliyorsun. Makineye çok rahat koyuyorsun. Fırına girmesi çok iyi değil mi? Ben boşnak mantısını falan hep onun küçüğünde yapıyorum mesela. Direkt tencereyi fırına sokuyorsun. O yüzden bence çok kullanışlı ve çok başarılı. Ben gerçekten seviyorum. Çoğu yemeğimi falan onun içinde yapmaya çalışıyorum. Granitim de var falezin. Onu da çok seviyorum. Anneannem almıştı çeyizime. O da çok güzel. Başka? Merve Nur Demir demiş ki videoya bayıldım Hande ablacığım. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim Merveciğim. Gerçekten iyi ki varsın. Daha fazlasını görüntüle diyelim. Ya siz komedi misiniz ya? Bayıldım demiş Seda demiş. Müzeyyen Yıldız demiş ki Hande abla daha çok video gelsin. Seni çok seviyorum canım. Çok teşekkür ederim. Zaten bir gün aralıkla atıyorum. Bundan fazlası hem beni hem sizi yorar. Ama bu isteğin beni gerçekten mutlu etti. Gözaltı morlukların azalmaya başlamış. Ne kullanıyorsun onu kullanmaya devam et. Seni çok seviyoruz demiş Hasret Çoban. Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum kuzum benim. Kamerada anlaşılıyor mu bilmiyorum. Ben bunun hakkında konuşmak için biraz bekliyordum açıkçası. Bu arada hakikaten açım. Kötü bir açım. Işığı falan kötüydü. Göz altlarım eskisi kadar siyah değil. Şu anda kapatıcı konserler falan var. Ama sabah uyandığımda da aynada gördüğümde eskisi kadar siyah değil. Tamamen bembeyaz olmadı ama o koyu kahverengiler önce mora sonra açık lilaya döndü. Ve bu durum beni çok mutlu etti. Bence bu kadar yeter. Ben şimdi doya doya yemeğimi yemeye devam edeyim. Senin de canını daha fazla çektirmeyeyim gerçekten. Ondan sonra ilerleyen saatler ve dakikalarda yine görüşürüz. Eğer bu videoya yorum yaparsam bir sonraki videoda senin yorumunu okuyabilirim. Bay bay. Hadi bana afiyet olsun. İtibata geçireyim de yeter bana. Ha yok sıkıntı yok abi ben şimdi hallettim tamam problem yok. Aşkım gölgene bak. O ne lan? Ben de diyorum ki beni öyle kutlaması çekebilir. Halletti mi problemlerini? Şevgem seni çok üzdüler ben onların hepsinin kulağını çekerim değil mi? Aşkım, olabilir anladın mı insanlık hali. Dalgın olabilirsin beni duymamış olabilirsin ama ben dedim arkasındayım sonuna kadar. Ama benim şekilde, kocam söyledi her şeyin arkasındadır be. Bir şekilde be. Suçlama olmaz. Hiçbir şekilde hiçbir yerde olmaz. Hiç kimseyi hiç Ero'yu suçlayamayacağım. Evet yargısız infaza karşıyız. Sakın yargısız infaz yapamazsınız Ero'ma. Keseriz hepinizi. Hepinizi keser aşar çökeriz. Değil mi kocacığım? Aferin. Şimdi bize bir gün. Çünkü geldiğinden beri o kadar gergin, ona o kadar geldiler ki evet. Ben çok üzüştüm. O yüzden onu moral olalım istedim seninle beraber. Sen de yorumlarda ona moral yazarsan seviniriz. Teşekkür ederiz.
Hoşçakalın. Şarşuş be. Şarşuş be, senin ağzını yerim adam, şarşuş. Tamam. Aşkım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aşkım. Birden kalktı. Ya! Ne yapıyorsun sen? Bazı şeyler yolunda gidince öyle oluyor. Ne yolunda giden ne? Aşkım, iten basma. Oyun oynuyor, oyun için oynadı. Oyun için oynadı az önce. Aşkım öyle. Aklım çıktı, birden dıt 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 diye kalktı yerine oynamaya başladı. Aladan kamera yanımdaydı ve bu anları kaçırmadık. Teşekkürler. Tekrar selam. Bu tipimle senin karşına geldiğim için çok üzgünüm ama öyle bir boyun tutulması yaşadım ki gerçekten uyuyakalmışım bir de koltukta makyajla falan yine. Uyandım böyle hareket edemiyorum. Erol sağ olsun Bengay'la falan böyle omuzlarımı boynumu ovdu biraz iyiyim. Şimdi makyajımı çıkarıp yatacağım. O yüzden dedim ki makyajımı birlikte çıkaralım hem de videonun ortalığı baksana nasıl olmuşum. Göz altlarımdaki değişimi görelim birlikte çünkü makyajda çok anlaşılmıyor. Sonra hangi kremi kullandığımı da göstereyim. Makyajımı her zamanki gibi temizleyeceğimden anlatmıyorum detaylı. Çünkü bundan önceki birçok vlogumda anlattım. Ben hızlı hızlı çıkarayım. Sonra kremimi sürerken konuşuruz. Ve evet, şimdi beni ikiz izleyen birisi diyecek ki bu mu? Yani bu ne çok kötü ama benim bu göz altlarım şuralarıma kadar mosmor, hatta simsiyahtı. Şimdi renginin biraz açıldığını, böyle lila, mor, pembe, kırmızıya döndüğünü fark edebilirsin. Böyle olması da mesela en azından en kötü ihtimalle concealer uyguladığım için iyi oluyor. Ve şu anda bir de uyudum, uyandım, uykudan kalktım. O var, bütün gün çok kötüydüm, boynum tutuk, halsizdim falan. Onun da etkisinin olduğunu düşünüyorum. Pervaderm. Değil mi? Doğru söylüyorum. Aynen. Kremini kullanmadan önce halim çok daha kötüydü. Lazere falan gitmeyi düşünüyordum göz altımın rengini açtırmak için. Sonra bir ihtimal dedim, bir de bunu deneyeyim. Ve gayet memnun kaldım. Şu anda yani bir hafta bile değil aslında. Belki düzenli olarak 5 gündür mü kullanıyorum? Öyle bir şey. Şu anda iyi. Tamamen bitene kadar çok erken hüküm vermek istemiyorum. Bu arada göz altlarımda herhangi bir sivilcelenme, yağ bezesi falan oluşturmadı açıkçası. Nasıl uyguluyorum? Daha önce de göstermiştim. Tekrar göstereyim. Şöyle masaj yapa yapa içten dışa doğru dairesel hareketlerle uyguluyorum. Hatta biraz da göz üstlerimi geçiyorum. Çünkü göz kapaklarım da koyu renkli. Ve çok kolay emiliyor. Kremi sürdükten sonra kremin bıraktığı bir beyazlık doluyor şu anda. Mesela değişti biraz. Şu Arifoğlu'nun gül suyundan geçeceğim. Gözeneklerimin yoğun olduğu yere. Normalde direkt yüzüme sıkıyordum ama şimdi göz altıma krem sürdüğüm için pamuğa sıkıp uygulayacağım. Gül suları niye gül gibi kokmuyor? Hiçbir gül suyu aslında gerçek bir gül gibi kokmuyordu. Biraz da şuraya. Tamam. Bir de bir şey daha yapacağım, onu da söyleyeyim. Şimdi Arifoğlu'nun şöyle yağları var bende. Kirpiğimde şu anda lifting olduğu için ki hala etkisi sürmekte. Çünkü normalde benim kirpiğim gözükmez. Kirpik olanını kullanmayacağım şu anda. Ama şu kaşımın şurasında bir açılma oldu. Bak tam şurada. Fark ettin mi bilmiyorum. Orayı bu Arifoğlu'nun kaş yağıyla birkaç güne emin ol dolduracağız. Burada seninle birlikte de göreceğiz zaten. Özellikle o bölgeye yoğunluk vererek sürüyorum. Şöyle yalandan
ben dağıtayım. Şuna da şöyle bir tur geçelim. Çok dağınık sürersem çünkü her yerde çıkıyor. Kaşlarımı da hiç almadım ve aldırmadığım için almayacağım ve aldırmayacağım için de problem olabilir. Artık uyumaya hazırım pijamalarımı giydikten sonra. Ama bir Ero'ya bakalım. Ondan sonra videoyu kapatırım çünkü yarın denizler geliyor. Onlar geldiğinde veya gelmeden artık bilmiyorum tam olarak kaçta gelirler. Yeni bir vlog muhakkak başlatırım. Boğanlarımızı tabii ki de ölümsüzleştiririm. Şöyle gidelim Eren'e göz altlarımızı soralım. Çünkü o da bayağıdır makyajsız görmedi. Selam sevgilim. Selam. Dur şu televizyonun sesini kapatayım. Şimdi yüzüme bak ve bir değişiklik var mı yok mu bana söyle. Nasıl yaptın? Neyi? Göz altlarındaki morlukları biraz ama yok olmuş gibi duruyor. Bir şey sürdün mü şu an? Krem sürdüm. Ne kremi? O var ya kullanıyordum dedin zaten göz altların hafif açıldı diye. Şu an çok daha iyi mi en son? Tabii canım. Ve uykudan uyandım. Başım boynum ağrıyordu. Güzel. Of sen çok tatlısın. Gerçekten mi? Ciddi soruyorum büyük bir etki var mı? Çünkü ben hani... Ayşem şu an büyük çok büyük ama böyle bitti denmez ama... Bitti değil de benim göz altlarıma göre konuşuyoruz şu an. Değil mi? Güzel. Ben de rahatsızdım o durumdan. Aslında bak sen de kullanabilirsin biliyor musun? Senin genelde yorgunluktan böyle yok, oluyor ilk önce ya. Önce sen bir dene. Denedim işte. Bence. Yani şuram apaydınlık duruyor. Tabii ki fazlaydı. Maşallah. Ay inşallah işe yarar. Acaba bırakırsam şey yapar mı? Kremi bırakırsam bir yine. Bir süre kullanman lazım. Şimdi 3 yani. Bir hayır kullanacağım kullan. Bir hafta falan. Bir hafta tam bir hafta da olmadı açıkçası. Saçım beslemeler gibi. Eren oyun oynuyor. Tabii ki. Ama birazdan yatacağız. O yüzden ben yarın yeni bir vlog başlatabilmek üzere. Bu vlogu burada sonlandırıyorum. İki günümü dolu dolu paylaştığımı düşünüyorum. Küçük bir sohbet mukbang bile yaptık açıkçası. Yani daha ne yapayım? Maşallah maşallah. Aa senin haberin yok. Ben bugün yaramazlıklar yaptım. Beni buraya kadar izlediysen çok ama çok teşekkür ediyorum. Lütfen hala daha kanalıma abone değilsen abone olmayı ve videoyu beğendiysen aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi unutma. Şu lanet olası artık başımızın belası olan Covid-19 koronavirüsü bir bitse çok daha güzel videolar, vloglar gelecek. Ama bundan sebep sürekli evdeyim, sürekli aynı kişilerle görüşüyorum. Ama Rabbim bize farklı şeyler yapmayı da göstersin diyorum. Amin. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Hoşça kal. Bye. Bye mı? Bye. Şey dermişim. Bye bye.